Hepinize merhaba, videoya hoş geldiniz. Bu videonun konsepti 1 artı 0 ev turu. Bu videoda yanımda Ece var. Merhaba. 1 artı 0 evde yaşamakla ilgili biraz yorum yapacağız ve evden daha sonrasında birkaç video açı bir şey göstereceğiz. Belki beğenirsiniz, hoşunuza gider. Ama öncesinde 1 artı 0 evde yaşamakla ilgili ne düşünüyorsun Ece? 1 artı 0 evde yaşamak kesinlikle 2 kişilik bir şey değil. Sadece 1 kişilik bir şeydir. Özellikle benim eşyalarım buraya asla sığmıyor. Depolama alanı evet var. Gömme dolap var. Zaten videoda da görürsünüz. Ama yani benim eşyam tek başıma ben sığamıyorum. 2 kişi de sığmaya çalıştığımız evet. için çok zor. 50 metrekare kare. Ama ev güzel ama aslında. Ev güzel konumundan da bahsedersin belki ama mesela mutfakta uyumak hiç güzel değil. Evet, 1 artı 0 evlerde böyle bir sıkıntı var. Genelde şu tercih edilir, ya yatak koyarsın ya da yatak olabilen bir çek yat kanepe koyarsın. Bizde ikisi de var. Bu evde ikisi de var. ama şey denebilir yani, 1 artı 0 evde 2 kişi yaşamıyor o zaman. Yaşanmaz, evet. Evet. Bir kişi de böyle çok fazla eve gelmiyor şey. Evet, yani çok fazla evde olmuyorsanız ancak hani yani ya da evde sürekli seyahat üzerindeyse evet. Evet, evde çok vakit geçirmiyorsanız çünkü ayrı bir oda olmadığı için zaten misafir gelemiyor. Tamam, o gelmesin ama sonrasında bunalabiliyorsun ve ben pandemide taşındım mesela. 17 gün evdeydim, çıkmadım. Evet, çok zor. Fenalık geçirebiliyorsunuz. Balkon ufak, genelde bu rezidanslarda oturuyoruz, kentsel dönüşümdekilerde hiçbirinde balkon yok adamın. Zaten ufak bir balkon küçük var. Tam balkon diyemeyiz. Peki bir yemek artı... yiyemiyoruz. Yemek. Ama bir artı sıfır evde oturan insanlar genelde yalnız yaşadığı için yemek dışarıdan söylüyor, yiyor, atıyor. Aynen. Evde çok fazla yemek yapılmasını düşünmüyorum ben. Yemek yapılmıyor ama dışarıdan söylediğimizde yiyemiyoruz genelde. Çünkü yemek yiyebileceğimiz masa yok. Evet, ama koltuk ya da yatak olmasaydı çok yemek yeme alanı olabilirdi. Yani ona göre 1 artı 0 eve çıkayım, dünyam çok güzel olsun gibi bir durum yok. Bir de şöyle bir şey var evle ilgili. Şimdi dikdörtgen bir yapıda bu ev. Tek bir cephesi var dışarıyı gören. Evet. Sonuçta bunu mimarlar tasarladığı için mimari planda da çok fazla değişiklik yapamıyorsun. Yatağı koyacağın yer belli, televizyonu koyacağın yer belli. Mutfak zaten belli, hareket ettiremiyorsun. Adamlar gardırop da yapmışlar. Sonuçta hiçbir şeyin yerini değiştiremiyorsun. Yani öyle eve çok değişiklik de yapılmıyor değil mi? Yani çok fazla eşya da bulunuyor zaten. Çok belli başlı şey. Evet, çok fazla eşya da bulunuyor. Ki bizim burası bayağı dolu. Yani evet, şu an üstümüze kadar dolu. Yani minimalist bir ev turu değil bu. Minimalist değil. Genel yine iki ayarlıklı ama evet. Hani sade mobilyalar var ama çok da minimalist değil çünkü biraz sıfır olduğu için evde yer yok. Peki yatak ya da L koltuk olmasaydı? O zaman güzel olabilirdi. Yani sadece koltuk olsaydı, yatak olmasaydı. Ama bu sefer de hep koltuğu açıp yatmak zorunda kalacaksın. Koltuğu açacaksın. Evet, ben yataktan önce mesela öyle yatıyordum. Evet. L koltuk, iki yanına o yatak olan L koltuk, bu koltukta yatıyordum. Bir yerden sonra hem yatak arıyor insan hem de beli de artık isyan etmeye başlıyor. Yani bu ne falan diyor. O yüzden yatak almak zorunda kalıyorsun. Yatağa koltuğu satıp yatakla devam etsen bu sefer de oturma alanı yok. Zaten misafir konusunda misafir gelmiyor. Yani maksimum 4 kişilik zaten bu ev. 2 kişi gelirsin. Peki 1 artı 0 evde neden kalınır? Dediğim gibi mesela tek kişisindir ve böyle pilot, hostessindir ya da böyle sürekli seyahat ediyorsundur. Birkaç yani bir gecelik, iki gecelik yatabileceğin bir yer arıyorsundur. O zaman kalınabilir. Peki asosyal bir insansan? Asosyalsin, evde sadece işte Netflix izliyorsun, oyun oynuyorsun, evet. Bir şeyler, video izliyorsun. Ama vakit öyle geçiyor. Rahatsız olmaz. Çok fazla arkadaşın yok. Çok kıyafetin arkadaşın yapmışsın. Sana gelmiyor. Çok da kıyafetin yoktu. 3-5 tane siyah tişörtüm vardı. O şekilde olabilir değil mi? Bir kişi yaşayabilir. Tamam, o zaman biraz evi gezelim. Ne var ne yok gösterelim. İnsanlara fikir olsun. Başında bahsettiğimiz balkon bu. Rezidans olduğu için zaten çok ufak balkonlar. Böyle bir kişi bir adım atabiliyor. Sandalyeleri böyle karşılıklı koyuyoruz yazın. Ve ortasında da ufak bir sehpa koyup böyle kullanıyoruz.
koydunuz. Bu tarafa televizyonu koyduk. Televizyonun arkasında kalorifer var. Bazen yazın bu masayla televizyonu değiştiriyoruz. Çünkü kaloriferden daha fazla verim aldığımız için. Duvarları böyle tablolar astık. Bunları ben yaptım bu arada. Dediğim gibi Bahadır'ın burada oyun alanı var. Masa ve üstünde yine fotoğraflar. Bilgisayar televizyona bağlı. O yüzden bunlar mecburen yan yana duruyorlar. Diğer tarafa bu iki adam aldığımız L koltuğu koyduk. Bu koltuk zaten Ikea'daki en uygun koltuktur sizin aldığınızda. Bunu açtığınızda burası bayağı büyük bir yatak oluyor. Koltuğun minderlerini kaldırıyor. Bu L tarafında da böyle altı kalkıyor. Bir sandık gibi bir şey var. Saklama alanı var. Zaten bu tarz ufak evlerde böyle saklama alanına ihtiyacımız oluyor. Ama yine de çok fazla şey olduğu için bazı şeyleri ve arkayı camın oraya saklayıp kilitleyin çok mutsuz ediyorum. Burada böyle bir orta sehpamız var. Genelde yemeği burada yemeye çalışıyoruz. Yiyemiyoruz çok fazla. Bu tarafa geldiğimiz zaman kitaplığı buraya koyduk. Kitaplıkta zaten bu pick-up var. Pick-up'ın incelemesini de yaptı Bahadır. Tekrar izleyebilirsiniz kanaldan. Friends'in bu koleksiyon defteri olduğu bir şey var. Bu kutuyu da incelemiştik. Bahadır'ın burada kaskı var. Aslında burası güzel bir alan oldu bence. Bana aldığı çiçeği kuruttum, tepeye koydum. Buradaki eşyalarınızı böyle koymayı ben seviyorum. Ya bu olmasa bunları zaten koyabileceğimiz bir alan yok. Daha sonra geldiğimizde yatağı bu şekilde koyduk. Dediğim gibi videoda bahsettiğim gibi mutfakta uyuyoruz biraz. Mutfak bu tarafta. Mutfakta dolap yok. Çünkü koyabilecek bir alan yok. Zaten dolap burada çok ufak bir dolap var. Şu küçük olanlarda. Belki şuraya sığabiliyor ama sanırım sığmamış ilk yerleşirken. Ve hani şey de yok. Bulaşık makinesi de yok. Ve bulaşıkları elde yıkıyoruz. Ben çok fazla yıkamayı tercih ediyorum. Bana da yıkıyor o yüzden. Onun dışında şu tarafa doğru gidersek. Buraya çiçeklerimizi koyduk. Böyle iki adım almıştık burada. Belki yazın bunu balkona çıkartabiliriz. Ama şimdilik burada tutuyoruz. Burada böyle boydan bir ayna var. Bunu duvara asamadık daha. O yüzden böyle altına kutu koyarak kullandık. Yine burada bir üç çekmeceli böyle hafif giriş vestiyer gibi bir şey yapmaya çalıştık. Bunu da böyle Ikea'dan aldık. Ikea'nın fırsat köşesine bayağı uygundu. Yine benim yaptığım üstüne tabloları astık bu şekilde. Bahadır'ın gitarları var burada. Aslında bu giriş bence güzel, tatlı bir giriş. Ben seviyorum. Sonra kapı zaten burada. Giriş kapısı. Diğer tarafa geldiğimizde bahsettiğim bu gömme dolaplar var. Aslında gömme dolaplar çok yeterli ama dediğim gibi bir kişi için. Yani çoğunluğunu ben kaplıyorum. Bahadır'ın çok az bir alanı var maalesef. O yüzden dolap sıkıntısı yaşıyoruz. Bu tarafa geldiğimizde de bu tarafta da banyo var. Zaten tek kapı var evde, o da banyonun kapısı. Banyo da böyle. Duşakabım biraz ufak, o yüzden yıkanmak çok zor oluyor ama yine de banyo da güzel bence. Biz buraya böyle iki yandan yine saklama alanımız olsun da benim eşyaların bir kısmını koyalım diye böyle bir şey aldık, plastik. Çok bu şekilde. Zaten çok ufak olduğu için hemen bitti. Yani bir kişi yaşayabilir dediğim gibi ama biz iki kişi çok zorlanıyoruz. Bir de bazen işte ben resim yapmayı çok severim mesela. Çok fazla resim yapabileceğim bir alan olmuyor bana. En azından böyle bir odamız daha olsaydı o bir alan gibi ya da böyle birazcık daha kişisel böyle me time geçirebileceğim bir alan güzel olabilirdi bence. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bir artistik de evde nasıl yaşanır, iki kişi yaşanır mı? Size bir fikir oluşturmuştur. Bence iyi düşünün. Özellikle eşyalarınız çok sevindir. Başka videoda görüşmek üzere.